firma haline getirdiğini düşünüyorum. Kullanıcılarımızla organik çiftlikleri buluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede kullanıcılarımız evdeki rahat ortamlarında aracılara gerek kalmadan organik sebze ve meyve, et ve süt ürünlerine kolayca ulaşabilecekler. Teknohil olarak en yeni teknolojik trendleri... Bunlar baya baya bizim projeyi çalmış. Evet ya, ne oldu o? Ya kim niye böyle bir şey yapar ya? Sen yaptın. Ne diyorsun sen ya? Ben kendi şirketime böyle bir şey yapar mıyım? Yalan söyleme bana! Ya sakin olur musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ozan, Çınar böyle bir şeyi asla yapmaz. Hemen kimin yaptığını biliyorum. Belki kendisi söyler diye bekledim ama susuyor tabii ki. Kim ya? Ne diyorsun Çağla, açık açık konuş. Esra! Ne? Dün Teknohil'den Yeşim Dönmez'le buluşmuş. Gaye de onları görmüş. Söylesene Gaye. Evet Çağla Hanım haklı. Ben dün bir kafede kahve içiyordum. Esra'yı rakip firmadan biriyle görüşürken, yani onlar oturuyorlardı böyle. O zaman gördüm. Hatta anlam veremedim yani neden rakip firmadan biriyle görüştüğüne. O yüzden videosunu çektim. İnanmazsanız göstereyim. Göster tabii ki. Ne oldu Esra? Niye susuyorsun? Yalan mı? Evet, ben dün Yeşim Hanım'la konuştum. Onunla görüşmeye gittim. Bana iş teklifinde bulundu. Ben de reddettim. Bizim projemizden asla kimseye bahsetmedim. Ben böyle bir şey yapacak biri değilim. Peki bundan benim niye haberim yok Esra? Benim var. Ne demek benim var? Nasıl yani? Şu demek, Esra gelip bana söyledi, fikrimi aldı, ben de görüşebileceğini söyledim. Yani bilgileri başka biri verdi. Eğer bilgileri veren kişi şu an aramızdaysa şunu bilsin ki, eninde sonunda onu bulacağım. Dağılabilirsiniz. Herkes işinin başına. Sen yaptın değil mi? O iş görüşmesini de sen ayarladın. Saçmalama. Ben neden kendi şirketime böyle bir şey yapayım? Çünkü senden her şey beklenir. Bu sefer bu yaptığın senin yanına kar kalmayacak.